90'lar 97 yılında başlayan bir üniversite hayatınız var ve o zamanla bu zaman arasında aslında teknolojik anlamda uçurum, yapay zeka alanında da bence çok daha büyük bir uçurum var. 97-2003 yılları arasında ODTÜ'den elektronikten eğitim alıp PhD'nizi alarak mezun oluyorsunuz ve o yıllarda şunu sormak istiyorum. O yıllarda elektrik elektronik okumanın bugün için size ne gibi avantajları veya dezavantajları oldu ya da okurken okuduktan sonra acaba bilgisayar mı okusaydım gibi şeyler düşündünüz mü? Bunu sormamın da sebebi şu. Benim gözlemlediğim kadarıyla bilgisayar yazılım gibi bölümlerde okumayan kişilerde genel olarak yapay zeka konusunda bir endişe oluyor. Sizce yapay zeka için okunan bölüm ne kadar önemli ve siz okuduğunuz bölümle alakalı olarak ne gibi avantajlar veya dezavantajlar yaşadınız? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yapay zeka konusunda aslında teknik kısım yani teori kısmı çok da fazla değişmedi. Yani bu yapay zekayı ilk ortaya atan kişiler 1950'lerden itibaren teorisini kurmuş durumdalar. Ama o teoriyi pratiğe dönüştürecek araçlarımız yoktu. Yani 90'larda bizde iki büyük sıkıntı vardı. Birincisi veri sıkıntısı vardı. Yani yüz tanıma algoritmasının nasıl çalışacağının temelini, teorisini bilsek bile elimizde böyle binlerce, yüz binlerce dijital yüz fotoğrafı yoktu. Yani dijital derken biz analog fotoğraf zamanından bahsediyoruz. O zamanlar daha dijital fotoğrafçılık bile yoktu. Dolayısıyla bir veri eksikliği çok büyük sıkıntıydı. İkincisi de bu verileri işleyecek kuvvetli bilgisayar sıkıntısı vardı. Elimizdeki bilgisayarlar tabii ki bugüne göre çok yavaş kalıyordu. Ben master tezimde şu ana göre çok daha basit bir takım işlemleri yapmak için bile hafta sonu arkadaşlarımın bilgisayarlarını ödünç alıp evde dört bilgisayarı birbirine bağlayıp hepsini aynı anda çalıştırmak zorunda kalmıştım. Böyle zorluklar vardı. Ama dediğim gibi teorisi hep aynıydı. Yapay zekayı en iyi anlamak için hangi bölümde okumak diye bir şey düşününce biraz genel bir yanıt vermek istiyorum. O da şu, matematikle ilgili bir bölüm. Bu hani matematik bölümü de olur ya da bir mühendislik bölümü de olur. Matematik altyapısı sağlam olan bütün mühendislik bölümleri bence anlamakta bir sorun çekmez. Çünkü matematiksel düşünce yapısı çok önemli. Bunu alan insanlar bunun teorisini de ya da pratiğini de gayet iyi anlarlar. Ben bilgisayar mühendisliği okumadım ama uzun yıllar yazılım mühendisi olarak çalıştım. Ve hani çok da zorluk çektiğimi söyleyemem. Aldığım matematiksel altyapı sayesinde yazılım mühendisliğinde rahat yaptım. Ya da elektrik elektronik mühendisliğinden gelen donanım kısımlarını anlama vesaire konularında da zorluk çekmedim. Ama yani şöyle olur. Şimdi üniversitelerde yazılım mühendisliği bölümleri de açılıyor. Onlar daha da böyle yazılım mühendisliği odaklı eğitim verecekleri için daha uygun olabilir. Ama diğer mühendisliklerdeki arkadaşların korkmasını gerektirecek bir şey yok. Onlar da rahat rahat matematik anlayışıyla yapay zeka konularını rahatça yapacaklardır. Anladım. Ben burada yaptığınız açıklamalarla alakalı olarak bir soru sormak istiyorum. Geçmişte yapay zekanın ilerlememesiyle alakalı olarak verinin olmaması ve verileri işleyecek bilgisayar sıkıntısından bahsettiniz. Artık verinin olmaması Evet. gibi bir sıkıntı yok. Veri aşırı, artık big data devrine geçtik zaten. Ben verileri işleyecek bilgisayarlarla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şu anda kuantum bilgisayarlar artık çıktı. Kullanılan yerler, çok büyük kurumlar var. Sizce bilgisayarların gücü arttıkça yapay zekanın gelişimi ya da insanlara, yani artificial general intelligence denen insana yakın yapay zekaya yaklaşma oranı da aynı oranda artacak mı, yoksa artık bilgisayarların mükemmel olması da bir noktada teori kısmının yetersizliği var mı, yani bu bir teoride yetersizlik var mı? Bilgisayarlar mükemmel olsa da
o noktaya gelmemizin bilgisayarla bir alakası var mı? Bunu sormak istiyorum. Yani ikisi birbiriyle bağlantılı diye düşünüyorum. Bilgisayarlar güçlendikçe, veriler arttıkça onunla ilgili uygulamalar daha da gelişecek. Ve Evet. bunların sonucunda teorinin de daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Teori ilerledikçe bu teorileri uygulamaya çalışacağımız yeni bilgisayar, yeni verilere ihtiyaç duyacak. Yani ilerlemesi de bir talep doğuracak diye düşünüyorum ve bu şekilde Kullanım alanlarındaki aslında bazı zararları oluyor. Yani zarar değil, veriyle işlendiği için bazı problemler ortaya çıkıyor. Örneğin çok fazla başbakan erkek olduğu için başbakan dendiğinde yapay zekanın onu erkeğe daha yakın olarak görmesi gibi problemler oluyor ve buna aslında yapay zeka etiğinde bakıyorlar. Siz de yapay zekada bu alanlarla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Sizce bu problemler çözülebilir mi? Yoksa yapay zekanın kontrolüne tamamen bırakılmaz mı bu işler? dediğiniz gibi böyle bayaslar oluyor ama işin güzel tarafı sorumluluk sahibi kişiler tarafından hemen düzeltiliyor. Başbakan örneği gibi doktor hemşire ayrımında da ilk yapay zeka testlerinde doktorun erkek hemşirenin kadın olması gerektiği gibi bir yapay zekanın varsayımı çıkmıştı. Ama bunlar ek yazılım destekleriyle hemen düzeltilebilecek şeyler. Artı etik konusunda çok büyük çalışmalar var. Yani bir yandan matematikçiler, mühendisler yapay zekanın teknik gelişmeleriyle uğraşırken hukukçular da bunun etiğiyle uğraşıyorlar. Hatta robot psikolojisi vesaire gibi uzmanlık alanları bile çıkmış durumda. Dolayısıyla hepsi birlikte ilerlerse bir sorun olacağını sanmıyorum. Ve yapay zeka hep insanlığın günlük yaşamını daha kolaylaştırma, insanlığın üzerinden angarya yükü alma şeklinde planlanırsa bence hep bizim işimize yarayacak. İlla ki kötüye kullanmak isteyenler olacaktır ama karşılarında ne kadar iyi hazırlanırsa o kadar iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi eğitimden sonra konumuz biraz dağıldı. Eğitimden tekrar devam etmek istiyorum ben. Eğitim hayatınızdan sonra öncelikle Topal AI'yi de kurmadan önce bir süre Vestel'de ve Beko'da, sonrasında Sony'de çalışıyorsunuz. Bu şirketlerde Evet. yaptığınız işlerin yapay zeka ile tam olarak nasıl bir bağlantısı vardı ve o yıllarda yapay zekaya dair neler yapıyordunuz diye sormak istiyorum ben. Ama ben çok çektim bu konuda. Çünkü yani ilk başlarda yapay zeka öncelikli bir konu değildi. Kimsenin anlamadıkları için de sakınmak istedikleri işlerdi. Ama ben yine de her bulduğum alanda yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmayı istedim. Kimi zaman yönetimde ters düştüm. Kimi zaman kendi bana verilen işleri yaptıktan sonra ekstra olarak yaptım ama hep zevk aldığım için onlarla uğraştım. Yapamadığım projeleri patent olarak aldım bazılarını. O zaman için yapma imkanı olmasa da en azından patent olarak başvurma konusunda destek veriyordu şirketler. Bazı fikirlerimiz patent olarak işlendi. Bazı fikirlerimiz hakikaten ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra yani gerekliliği anlaşılınca yapılabilir diye düşünüldü. Bir örnek verecek olursam Sony'de çalışırken Sony çağrı merkezine gelen müşteri çağrıları, telefonları operatörler tarafından elle Excel dosyalarına yazıldıktan sonra Ar-Ge bölümüne gönderiliyor. Orada bunların okunup yazılım bölümüyle mi ilgili, donanım bölümüyle mi ilgili olduğunun kararı çıkıp doğru bölüme gönderilmesi gerekiyor. Bunu yapacak bir kişiye ihtiyaç var. Ondan sonra diyelim ki yazılımla ilgili bir çağrı gelmiş. Tekrar o metnin yazılım bölümünde ilgili biriyle tarafından okunması ve işte hangi yazılım birimiyle işte televizyonla ilgili bir çağrıysa televizyonun panel yazılımı mı, ses yazılımı mı, içindeki
video çözücü yazılımı vesaire vesaire gibi tekrar bir analiz edilmesi ve onun doğru gruba gönderilmesi. Böyle böyle 3-4 kademede farklı kişilerce, farklı bölümlerce incelenmesi ve hepsi için zaman geçmesi demek. Yani bir çağrının doğru kişinin eline gelmesi belki haftalar alabiliyordu. Bir süre çağrılar artıp bu şikayetler fazlalaşınca o zaman bunun yapay zeka ile çözülebileceğine ikna oldular yönetim biriminde. Ve ben de o zamanlar yazılım inovasyon bölümündeydim. Ve hani bunun bir inovasyon olarak kabul edilmesini sağladık. Ve bir yapay zeka yazılımıyla o yapılan çağrıların metinlerinden analiz ederek otomatik bir şekilde yazılım hatası, donanım hatası ya da işte onun bir aşama sonrasında şu yazılım hatası, bu yazılım hatası vesaire gibi sınıflandırmasını yapay zeka ile hemen bir saniyede yapınca o zaman ikna oldular ve kullanmaya başladılar. Yani bu biraz herhalde artık daha iyiye gidecektir. Yani şirketler yapay zekadan kaçamayacaklar ve mutlaka kullanacaklar diye düşünüyorum. Anladım. Peki o zaman şirketlerin bakış açısıyla alakalı olarak şunu sormak istiyorum ben. Hem Türkiye'deki dijital işte, teknoloji şirketlerinde Vestel ve Beko'da hem de yurt dışında Sony'de çalıştınız. Yani yurt dışı çalışma kültüründe Türkiye'yi de gördünüz. Yurt dışında Evet. yapay zeka ya Türkiye'den daha ılımlı bir yaklaşım var mıydı yoksa herkesin koyduğu sınırlar 3 aşağı 5 yukarı aynı mıydı? Yani tabii özel şirketler amaçları kâr etmek. Evet. Dolayısıyla yani teknolojiye katkı yapıp yapmamak çok birinci planda değil. Yani kâr edip etmemek, problemi çözüp çözmemek daha öncelikli. Dolayısıyla her şirketin yapay zekayı kullanmaktan bir kârı olacaksa ona göre kabul edilecektir. Yani çalıştıkları sektöre, yaptıkları ürünlere, her şeye bağlı olarak bu kararlar değişir. Ama yani şu an tabii yaklaşık 15 yıldır Türkiye'deki şirketlerden uzağım. Dolayısıyla yapay zekaya pozitif ya da negatif nasıl bakıldığını tam bilmiyorum ama en azından yapılan duyurulara vesaire bakınca herkesin bu konuda bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum. Yani yapay zeka ile ilgili bir şey yapmazsak geri kalacağız gibi bir his oluşmuş sanki. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi geliyor. Evet. Teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi çalışma hayatınızdan devam ederek Topal AI'ya gelmek istiyorum. Şu anda Topal AI kurucususunuz ve Topal AI'de çalışıyorsunuz. Ve Evet. şirket İngiltere merkezli bir şirket. Tabii İngiltere Evet. merkezli olduğunu söyledikten sonra tabii ki bir İngiltere Türkiye karşılaştırması yapmadan olmayacak ama karşılaştırmaya geçmeden önce ben bir soru sormak istiyorum. Türkiye Buyurun. anlamında. Sizce Türkiye yapay zeka alanında nasıl gidiyor? İleride yapay zekada en ileri ülkeler arasında sizce girebilir miyiz? Genel olarak dışarıdan baktığımızda. Ya ilgi olduğunu görüyorum. Burada biz şirketi kurulu işte 2 sene kadar oldu ve Türkiye'de birçok şirketle toplantılara geldik. Hatta Kocaeli'de de birkaç toplantı yapmıştık geçen sene. Yani kesinlikle pozitif bir ilgi var. Ama hani Türkler bilmiyorum kişilik olarak böyle çok iyi başlar ama Evet. sonunu çok iyi getiremeyebiliriz. Maalesef. Dolayısıyla bunun kısa sürede bir ilgi mi yoksa kalıcı bir çözüm mü olacağını zaman gösterecek herhalde. Ama şu an gördüğüm kadarıyla bir sürü Türk şirketi bu konuda bir şeyler yapmak istiyor. Ama tabii bu hani ciddi bir iş. Sonuçta yapay zeka veriye dayanan bir sistem. Veri olmadan yapay zeka öğrenemiyor ve biz şirketlerde veriler nasıl alınıyor, nasıl kaydediliyor, nasıl saklanıyor? Bunlar hep ciddi işler. Bunları bir belirli bir kültüre oturtarak
yapmak gerekiyor. Yani bir adamın elinde bir kalem kağıt var. İşte günlük veri alıyor ama öylesine alıyor. İşte bir gün alıyor, bir gün almıyor. Bir gün öncesinden kopyalıyor bugün aldım diye gibi böyle yani şakaya gelecek işler değil. Ciddi ciddi veri toplamak gerekiyor. İkinci aşama bu verilerin ciddi ciddi analiz edilmesi ve yapay zekaya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani herhalde güzel çalışmalar çıkacaktır ama bu konuda lider ülkelerden biri olur muyuz? O konuda biraz herhalde benim çekincelerim olur. Evet. Şimdi karşılaştırmaya geçmek istiyorum. Türkiye'de de hem danışmanlık vererek hem de kariyerinizin çok başında biraz çalışarak Türkiye'deki sistemi gördünüz aslında ama dışarıdan da gözlemleme fırsatınız olmuştur. Sizce Türkiye'deki yapay zeka ekosistemiyle İngiltere'dekini karşılaştırınca hem eğitim hem de çalışma alanlarında genel olarak nasıl farklar gözünüze çarpıyor? Hani burada İngiltere hep ileridedir şeklinde söylemiyorum ama İngiltere'nin daha önde götürdüğü konular sizce neler? Ben orada daha Sony'de çalışırken bile bize stajyer olarak gelen üniversite öğrencilerinin elektrik, elektronik olsun, bilgisayar mühendisliği öğrencileri olsun, üniversitede ikinci sınıftan itibaren yapay zeka dersleri aldığını görmüştüm. Çok teorisine inmemekle birlikte en azından ne olup bittiğini anlatan birkaç dersleri vardı. Yani en azından yapay zeka denince ne demek isteniyor ve şu an var olan hazır araçları işte Google'ın TensorFlow olsun, Microsoft'un araçları olsun bunları kullanabilecek düzeyde bilgileri olacak şekilde dersleri olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani İngiltere belki biraz daha önce başlamış diye düşünebiliriz bu işleri. Bütçelerinin olması çok büyük avantaj. Yani yılda milyonlarca poundluk bütçe ayırıp küçük ölçekli yapay zeka şirketlerine projeler için çok büyük destekler veriyorlar ve böylece küçük küçük şirketlerden güzel fikirler çıkabiliyor ve bu fikirler gerçekten ürüne dönüşebiliyor. Arkalarında çok büyük destekler var. O yüzden hani Türkiye ile kıyaslayınca bütçelerinin daha fazla olması nedeniyle sonuçların da daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Burada TÜBİTAK destekleri var ama tabii hani birebir bakınca muhtemelen İngiltere'nin verdiği destekler çok çok daha fazladır TÜBİTAK'a kıyaslayınca. Anladım. Bir de Türkiye-İngiltere karşılaştırmasında biraz istihdamdan bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda yapay zeka alanında aslında eğitim gören ya da ilgilenen çok fazla insan olmasına karşın çok büyük şirketlerin bile yapay zeka takımları çok az insan oluşuyor ve bu da aslında arz talep dengesizliği yaratıyor iş anlamında. İngiltere'de bu tarz bir dengesizlik var mı? Yoksa İngiltere yapay zekaya daha önceden başlayıp daha büyük yatırımlar yaptığı için aslında istihdam tam olarak sağlayabiliyor mu bütün yapay zeka alanında çalışanlara? Şöyle diyebilirim, İngiltere'deki fark, yani orada herkes üniversite okumuyor. Türkiye'de Evet. biliyorsunuz bir iş sahibi olmak için illaki üniversite mezunları isteniyor. Ama orada üniversiteye gitmeden de gayet güzel geçim sağlanabilecek işler olabildiği için gerçekten üniversiteye gitmek isteyen insanlar, okumak isteyen insanlar üniversiteye gidiyor. Ve mezun olduklarında güzel işler buluyorlar. İngiltere biliyorsunuz bu finansın merkezi şu an. Evet. Londra zaten böyle büyük açık hava bankacılık sistemi gibi. Her taraf bankaların merkezleri vesaire. Dolayısıyla bankacılık sisteminde yapay zeka çok çok ilerlemiş durumda. Ve orada tahminim Türkiye'de şu an hani gördüğüm kadarıyla tanıdığım arkadaşlarım vesaire dolayısıyla yapay zeka bölümlerinin açıldığını ve işe alımları olduğunu görebiliyorum. Özellikle bankacılık sisteminde. Evet.
Bir de yapay zekanın diğer alanlarla bir karşılaştırmasını yapmak istiyorum iş anlamında. Şu anda iş anlamında baktığımızda web mobil gibi alanlarda yazılım geliştirici çok avantajlı bir durumda. Yapay zekada henüz daha talebe ulaşılabilmiş değil. Bu da aslında insanları yapay zekada uzaklaştıran en önemli etkenlerden biri. Hatta bugün benim yaşadığım bir olay. Benim sayemde yani benim vesilemle yapay zekaya başlayan başka bir bilgisayar mühendisi okuyan arkadaşım hani biraz daha web yazılımına kaydığını söylemişti. Bir süre yapay zekaya bakmayacağım dedi. Bu biraz önce söylediğim gibi insanları yapay zekadan uzaklaştırıyor bu iş olumsuzluğu. Sizce yapay zeka büyüdükçe ve geliştikçe diğer yazılım alanlarıyla olan farkı kapatmaya devam edebilir mi? Yoksa yapay zekanın iş imkanları aslında biraz otomasyonu getirdiği için imkanlar kısıtlı mı kalacak hep? Kısıtlı kalacağını düşünmüyorum ama biraz daha zaman alabilir. Yani yapay zeka muhtemelen birçok alanı ele geçirecek yani uygulama açısından. Nasıl ki şu an işte sağlık sektörü bir numarada gidiyor. Ondan sonra diğer sektörler son gördüğüm giyim gibi giyim, ayakkabı böyle insanın hani ilk etapta düşünmediği alanlara bile yavaş yavaş giriyor. Dolayısıyla hani illaki o alanlarda da ihtiyaç doğacak ve iş imkanları, staj imkanları başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an için şunu diyebilirim, yani imkanları olan arkadaşlar belki yurt dışında staj bakıp illa yapay zekada staj yapmak istiyorlarsa yurt dışı şirketlerle bağlantı kurabilirler eğer imkanları varsa. Anladım. Tamamdır. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben sorular olan arkadaşlara da fırsat bırakmak için şimdi son sorumu soracağım ve aslında bu eminim herkesin beklediği çok böyle flash bir soru. Aslında bu soru çok genel ve kişiden kişiye değişebilecek cevaplar içeriyor ama sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz tabii. Yapay zeka alanında çalışmaya başlayacak olan kişilere tavsiyeleriniz ne olur diye bir genel soru sormak istiyorum. Burada tavsiyeden kastım yani nereden nasıl başlanabilir veya nasıl devam edip geliştirilebilir tarzında. Yani yapay zeka hakkında bir takım bilgisi, temel bilgisi olup da bundan sonra ne yapmak istiyor diye sorduğunu düşünüyorum. Yani sıfırdan başlamak değil de Yani aslında biraz biraz sıfırdan bahsetseniz çok iyi olur. Çünkü bizim kulübümüz daha çok bir ve ikinci sınıflı, birinci ve ikinci sınıftaki arkadaşlardan oluşuyor. Okulumuzda da yapay zekaya olan yani alan seçmeli derslerle beraber aslında üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren başlıyor. Biz de kulüp evet. olarak sıfırdan Python eğitimleriyle, mesela Python örnek olarak veriyorum. Python eğitimleriyle başlayarak yapay zeka alanında gelişmeyi düşünüyoruz. Aslında sıfırdan başlayacağız diyebiliriz. Yani matematik temeline girmeden biraz daha temelden Anladım. nasıl başlanabilir onu sormak istiyorum. O zaman aslında doğru yoldan başlamışsınız. Yani Python'da yapıldığı için şu anki uygulamaların büyük çoğunluğu doğru olabilir. Onunla ilgili eğitimler veriyoruz demişsiniz. Python öğrendikten sonra bunları yavaş yavaş ufak tefek yapay zeka örneklerine uygulamak olabilir. Bence ikinci aşama Google TensorFlow öğrenmek olabilir. Onunla ilgili bir sürü veri mevcut internette ve bir sürü online açıklayıcı bilgi mevcut. Yani oradan bir örnek bulup işte resimdeki kediyi ya da köpeği bulma örneği gibi böyle bu tür örnekler çok var, veriler de çok var. Bunu işte Python'ı Google'ın hazır yapay zeka platformu olan TensorFlow'u kullanarak nasıl yapabilirim diye yani kendi bilgisayarınızda Python kurarak, TensorFlow kurarak ve bunları nasıl çalıştırırım diye düşünerek öncelikle yani işin teorisine çok önemli. Yapay zekanın ne gibi uygulamalarda kullanıldığını görüp onlarla ilgili birkaç uygulamada böyle ellerimizi kirleterek biraz Python uygulaması yazarak başlayabiliriz. Ondan sonra eğer teorisine inmek isteyen arkadaşlar için böyle Coursera gibi, Udemy gibi platformlarda yapay zeka derslerini ücretsiz da var. Onları bakabilirsiniz.
CNN denen yapay Silver